Gitsem gidemem, kalsam kalamam, sevsem sevemem, şaştım bu işe. Hayır mı şer mi bilmem ama ateşteyim ben ateşte. Buyurun hocam. Evet efendim, programımızın konuğu ünlü hayvansever dostumuz Çelik. Çelik hoş geldin. Hoş senin bulduk. Gelme şerefine de dün akşam yazdığım bir şiiri seninle paylaşmak istiyorum müsaade edersen. Estağfurullah hocam. Efendim, toplumsal kaygılar taşıyorum cebimde. Diğer elimde bir merdane. O merdaneyi aldığımda bir hamur açıyorum. İçinde ne var içinde? Ne var hocam içinde? İçinde bilemedim ne içinde. Hayat içinde, insan içinde, hayvan içinde efendim nefes almak çok doğal bir şey değil mi efendim? Bence de. Benim mesela çekirgem var. Bu birkaç kere zıplıyor. Üçüncüsünde bunu yakalayıp kafese koyuyorum, yine kaçıyor. Gerçekten yine kaçıyor, yine kaçıyor, yine kaçıyor. Evet efendim, tabii ki Emret Kongaram'da bugün yine haberleri irdelemek istiyoruz. Güvenlik köpeklerine uygulanan sert eğitimler bardağı taşar da haberi efendim. Evet. Güvenlik köpeklerine yapılan bu eziyet nedir? Hocam şimdi benim böyle bir köpeğim vardı. Terrier marka. Evet. Yerden 3 metre havaya zıplayıp orada havada 2 dakika asılı kalabiliyor. Böyle Cyborg gibi ya. Vallahi ya Cyborg gibi. Hatta ben onun adını Cyborg koydum. La 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 la. Şimdi sevgili dostum, Allah seni inandırsın. Geçen günde benim başıma böyle bir olay geldi. Yolda gidiyorum, elimde 2 tane 2'şer kiloluk yoğurt, büyük büyük böyle. Yoldan geçerken sen adamın bir tanesi bana omuzuyla bir vur. Benim omuzuma eldeki yoğurtlar döküldü. Yol boyunca her taraf yoğurt oldu. Önce tuttum adamın o kafasını, yoğurda bir bandırıp çıkardım. Bandırıp çıkardım. Ekşi de yoğurt. Güzel, tadından da yemiyor. Bandırıp çıkardım. Oradan da at arabası geçiyor sevgili dostum. At arabasının nallarını aldım, atın nallarını. Adamın yüzüne vuruyorum. Yüzüne vuruyorum. At bekliyor orada. At havada. At havada. Nalıyla vuruyorum. Bana yalanlar söyle. Nallar elimde. Yalan bile daha güzel, nala bende. Evet, o arkadaştan da özür diliyorum. Kusura bakmasın, biraz sert vurmuş olabilirim. Efendim, günün ikinci haberine geçiyoruz. Zorla benlikleri kaybettirilen hayvanlar yarın Madrid'de yürüyecek. Evet, zorla yürüyecekler efendim. Benim böyle bir ana konudan var. Ben de yürütüyorum, çok severim. Yürüsünler tabii, çok sevdiğim bir şey. Mesela belediye pazarında hocam, ben anakondamı elinden tutup gezdiriyorum böyle. Çocukla oynatıyorum onları. Sosyalleştiriyorum. Sosyalleştiriyor. Yolda giderken kulağından tutup götürüyorum. Tasma yok. Geçen gün efendim ben de aynı şekilde kendimi tuttum, maça götürdüm. İnanmayacaksınız ama maça gittim, kale arkasında oturuyorum çelik. Böyle oturuyorum. Ne yaptın benim hocam? Gibi herkes oturuyor. Kimse bağırmıyor. Dedim arkadaşlar, kaldırdım ayağı bunları, dedim oturmaya gelmedik, takımımızı destekleyelim. Amigo oldum yerinde. Dedim ki hadi hazır mıyız? 1, 2, 3. Bak. Müzikal yaklaşımım da var tabii ki böyle tezahüratlara. Hocam benim şarkım o. Senin şarkın hangi şarkı? Bak. Güzel söyledin. Evet. Efendim güzel bir sohbet oldu. Çelik'e de teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Çelik hiç değişmemişsin. Yine her zaman olduğu gibi aynısın. Aynı sıcaklığında programımıza gelmek. Hoşça kalın seyirciler. Evet, programımızı efendim kapatırken sizlere bir şiirle veda etmek isterdim ama şu anda kağıtları bulamıyorum. Olsun, fark etmez. Benim yerime siz evde kendi kendinize bir şiir okuyun. Emret Konkarım'dan bu akşamlık bu kadar. Bye. İyi akşamlar. Bye. Nerede kaldı bu adamın? Sabahtan nerede herkes? Olmaz be. Profesyonel konu böyle bir şey yok. Böyle bir olay yok. Sabahtan nerede herkes? Bak, ben 3'e kadar sayacağım. Geldi. Gelmedi, ben giderim buradan. Tek adam gidiyorum. 1, 2, 2.25, 2.30, 2.35, 2.50, 2.60. 2.80, 2.90, 2.95, 2.96, 2.90... Nerede kaldın sen? Nerede kaldın?
Nerede kaldım arkadaşlar? Niye söylemiyorsunuz başkanıma? Sinemada kaldım başkanım. Sinemada kaldım. Ay yok, yine 3G versiyonu gelmiş başkanım. Öyle mi? Ne yaptın? O gözlükleri alıyor musun sen oradan? Almadım başkanım. Öyle mi? Evet. Ben şey yapıyorum ben. Mesela daha önceden gittim ya. Sevim canavarlar vardı. Onlardan 3G gözlük vardı. 3D. Ne diyorsun? Kutum baktan. Ver bak sen bana. Ver bana ver. Arkadaşlar versenize, niye ikram etmiyorsunuz? Ben bak, al bak sen bunu. Al. Bir dakika tut. Ben sana ver dedim. Sen ben niye ayağa kaldırıyorsun? Arkadaşlar niye başkanı ayağa kaldırıyorsunuz? Kalk ver bana onu. Al benim kelleyi, koy başkanın omuzuna. Kaç defa söyleyeceğim. Yeter. Ben almam, sen vereceksin. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Ben başkanım. Ben sistem 32'yi bile ver, sistem 1907 yapmış adamım seni. Evet, tamam. Başkanım, yayıncı kuruluştan gelen patlamış mısırlarla programımızı açmak istiyoruz. Açacaksın tabii. Ben ne konuşuyorum? Arkadaşlar, niye uyarmıyorsunuz beni? Açalım programı. Evet. Sevgili seyirciler, direkten dönen toplar, Adriana Lima'yı görünce yüreğim sızlar. Statta biten yabani otlar, tabii ki sınıfta not ortalamasına baktığınızda genelinde düşük notlar. Programı böyle açıyoruz ve... Bir saniye. Çok yüksek salondan gidiyorsun. Ya o seviyeyi düşür, tamam mı? Biraz alacak. Çok bağırıyorsun. Lütfen ben canı sıkma. Tekrar mı açayım başkanım? Bak ben sinirlendirme. Daha alçak sesle konuş. Ben kulaklarımı tırmalıyorsun ya. Tamam başkanım. Kulaklarımı tırmalıyorsun. Ben sana kaç kere söyleyeceğim bunu? Al bir daha. Kıs benim sesimi. Al bir daha. Al benim kırtlağı. Koy başkanın kırtlağının üstüne. Ya böyle mısır patlayla bu ses gitmiyor ya. Biraz daha... Olmaz ki. Başkanım rejinin suçu, onlar açıyor. Ben sinema izler gibi program yapmak istiyorum. İyi fikir bak. Başkanım artık görüntülere geçelim mi? Geç. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Hadi. Biz burada konuşuyoruz. Siz de tabii geyiği sevdiniz, orada duruyorsunuz. Yapmayın. Ver görüntüyü. Ver. Hadi gelsin. Başkanım ilk görüntü geliyor. Gelsin bak. Olacak şey değil başkanım. Aslında başkanım biraz da sizle de alakalı bu görüntüler. Biliyorsunuz siz demiştiniz Brezilyalıların hükümdarlığı artık sona erecek. Olmaz. Bak bu arada... Siyahi bir futbolcu var burada. Evet, ben artık Brezilyalara karşıyım. Brezilyalı istemiyorum ben. Bu arkadaş mesela olabilir. Gelsin. Bu arkadaş da olabilir. Bak topa hakim. Hakim. Salonda çalışıyor. Bazı futbolcular başkanım biliyorsunuz sakatlanıyorlar. Evet. Onları salona alıyorlar. Orada çalıştırıyorlar. Fakat salonda bu kadar performansı sahaya yansıtmayan bir oyuncuyu da takımda tutmak son derece yanlış değil mi başkan? Olmaz. Bazıları da kompadan salonda çalışıyor. Öyle bir şey yok. Bakın. İdman saatinde geliyorsun. Evet. Ondan sonra bak neymiş efendim, idman saatinde sakatmış da orada evet. İki masaj yaptı ya bilmem ne yapıyor. Ben ne oldu, paramı alayım. Evet. Gir belgelerime. Hem iş yapma hem sakatlık ayağı yap. Gir belgelerime. Ha, orada. Hem de oradan paranı al. Torrent dosyası var sağ kırıkta. Gelsene sabahın köründe gel. 8'de gel, 7'de gel. Ne bileyim niye geliyorsun? Akşam 5'inde niye geliyorsun? Onu da söyle. Söyle onu da söyle. Akşam 5'te niye geliyorsun? Yapma, mesai saati var. Girişte kart basıyorsunuz. Sonra gelmiyorsunuz akşam 5'te. Sen kimle konuşuyorsun? Ben kimle konuşuyorum bilmiyorum başkanım. Arkadaşlar ben kimle konuşuyorum? Olur olmadık insanları bağlamayın. Evet. 5'te gelsin evet. Evet. Sabah köründe niye gelmiyor? Başkanım, 5'te geliyorsun sen. Mis gibi mısır kokuyorsun. Ye sen de ye. Ben de. Ben 5'te diyorum arkadaşlar, sana. Arkadaşlar ver mısır benim ağzıma. 5'te diyorum ben sana. Sen sabah köründe gelmiyorsun. Sabah köründe gelmiyorsun diyor. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Başkanım niye yoruyorsunuz buraya? Gelmen kadar? Gerekiyor. Orada evet desin. Niye buraya kadar geliyor? Niye? Sonra para alma zamanı gelince bankaya koşuyorsunuz ama. Olacak şey değil başkanım. Yani biz ceza vereceğiz tabii ki futbolculara. Al ye. Yönetimden izin almadan konuşuyorlar. Olmaz abi. Yönetimden izin alacaksın. Olacak şey değil. Madem sakatsın niye izin almıyorsun? İnsanın asabı bozuluyor başkan. Evet gelsin, bir şey gelsin. Evet. Ver görüntüyü. Gelsin. Yayıncı kuruluştan gelen 2 saliselik görüntülere 5 salise daha ekledik başkan. Zaten ben 5 salise eklemeseydim o yorum yapmam. Yani dönene kadar başkanım görüntü geçiyor bitiyor. Evet gelsin o zaman. Başkanım gördüğünüz gibi bu futbolcular yurt dışından geldiği zaman bir check-up'a tabi tutuluyor. Burada da enteresan bir check-up var. Yalnız haddinden fazla yükleniyorlar zannediyorum. Bu bak bağlılığını çok sevdim. Takıma bağlı, takım oyunu oynuyor. Yani kendini yırtıyor, para alıyor. Tabii talihsiz bir olay yaşamış ayrı ama ben bu arkadaşın azmini sevdim. Başkanım son görüntüye evet. Geçelim mi? Geç bakayım. Evet, üçüncü görüntü. Bu arkadaşımız başka rengi yok mu? Olacak şey değil başkanım.
Yani bu görüntüleri hep getirip koyuyorlar buraya. Kaç defa dedik. Bu görüntüleri kim seçiyor? Kim seçiyor bu görüntüleri? Kim seçiyorsa ona söyleyin. Bundan sonra böyle bir şey yok. Sahil acilen. Başka bir renk dişi olmaz. Başka renk istemiyorum ben. Bu arkadaşın rengi siyah beyaz. Tamam, iyi top çekiyor. Yetenekli. Ben onu sarıya boyarım. Fark olacak etmez. Şey değil ya. Gelsin bu. Gelsin bu. Gelsin, sen lacivete boyarım ben. Boyar, evet. Sevgili seyirciler, artık programımızın son dakikalarındayız. Görüntüleri yorumladık. Başkanım, son olarak şunu demek istiyorum. Ne diyorsun? Bir önceki programda evet. Ben terk ettim. Siz gelmediniz. Neden? Gelmem ben. Ben senin aynı fikirde olamam. Bunu anladın mı siz hanım? Tamam. Neden başka? Olmam. Ancak sen benimle aynı fikirde olabilirsin. Evet. Yükseldi mi? 20 lot al bana. Al 20 lot. Başkanıma da al. Başkanım, tanıdık kanka broker var. Size de alayım mı 20 lot? Öyle mi? Ha. Bana da al. Al. Geri kalan da dolar al. Tamam. Peki. Teşekkürler. 10 milyon dolar ben şey yapacağım. Yok artık. Daha 10 milyon doları karıştırmayalım başkanım. Programın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Terk ediyor musun? Evet. Haftaya. Pardon başkanım. Terk edecek misin? Bilmiyorum başkanım, ne yapayım? Hani rating yapıyor mu? Siz ne derseniz o başkan. Geçen sefer bak güçlerimizi birleştirip şey yaptık biliyorsun. Başkanım, gidip geleyim. Sen gittin, rating çıktı. Gidip geleyim. Sen hiç olmasan daha çok rating yapıyorsun. Beni al buradan. Sen... Yok et beni, kaldır. Git buradan, ben kapatacağım. Git buradan, başkan kapatsın, yapmayın, gözünü seveyim. Al benim görüntümü. Ver başkanım, yokmuş gibi kapatın siz. Ben tamam. Yokum burada. Ne demek yoksun? Yokum başkanım. Tamam, kal orada. Evet, bugün de Yüce Divan'ın sonuna geldik. Haftaya yine şey yapacağız, tamam mı? Merak etmeyin yani. Burada mısın sen? Değil misin sen? Ben biraz buradayım başkanım. Tamam sen. Burada tamam. Zaten şansal yok. Ben onun için ben bugünlük ben şey yapacağım. Hoşça kalın diyorum, tamam mı? Yarın görüşürüz. Şey, haftaya. Bizim ekip fena coşmuş vaziyette. Çocuklar. Efendim, diyalektik gelir meydane. Toplumsal bir mesaj vermek için aldım elime bir tane merdane. Evet, hoş geldiniz Sayın Seda Hanım. Hoş bulduk. Ay canım hocam benim. Programın hayırlı olsun. Tamam. Gel programa sevgili Seda dedin. Ay çıkıp çıkıp geldim. Çıkıp çıkıp geldim annem. Bak, mayak dedim, oynadı mayak. Bıraklıyor mu annem o? Ha. Ay be, kıyamam ona. Evet. Efendim, kokulu tabii, kokulu öpüyorum tabii annem. Tabii şimdi işitsel düzlemde bazlama yaparken size bazı günümüzün toplumsal sakıncalarıyla ilgili bir takım süzgeçten geçirilmiş soruları yöneltmek istiyorum. Yine efendim gelen birçok resmimizin arasından seçmiş olduğum bu fotoğraflardan bir tanesi. İnsanlarla yaşaya yaşaya insanlaşan tavuk Dimitri, ne var bir tek de ben olsaydım dedi. Ay canım, kıyamam. Ay. Kıyamam ben ona annem. Şimdi Allah seni inandırsın. Geçen gün benim de başıma böyle bir olay girdi. 1924 yılında bir süpermarketteyim.
Gözüm bir çikolatayı kesti. Tam o çikolatayı alacağım. Bir tane ayı geldi elinle benim çikolatamın üstüne tuttu. Bırak diyorum bırakmıyor. Orada da iki tane anahtar gördüm. Ağzı açık 12-13 çantanın içerisinde. Aldım onu sivri olmayan yerine. Kafasına bunun eklendikçe ekliyorum. Ekledikçe bırakmıyor. 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 Tabii efendim her zaman söylüyoruz. Eline sağlık canım evet, hocam. Kavga etmeden çözmek erdemdir efendim. Evet efendim yine ilginç haberlerden bir tanesi. Buyurun Seda Hanım siz okuyun. Hayvanları da askere alan Afrika ülkesi tüm dünyada kınandı. Ay nasıl kıyıyorsunuz ayol? Nasıl kıyıyorsunuz? Ay ben onlara kurban olurum annem. Kurba ale, hayra ale. Ay bırak diyorsun yani hocam he. Ay haberle ilgili bir yorum yapsana. Efendim tabii yorumsal yargıçlardan karıştı. Efendim tabii ki özellikle Trabzon'a gittiğimde geçen gün başıma bir şey geldi. Maraş'tayım o gün. Maraş'ta dururken arkadaşım bir tanesi elinde Maraş dondurmasıyla bana Maraş dondurması vermeye çalışıyor. Külah elimde. Dondurmayı koyuyor tam alacağım çekiyor. Bırak diyorum bırakmıyor. Gözlüğü çıkardım. Yakın gözlüğümü taktım. Aldım arkadaşı dondurma kazanını erittim. Arkadaşın ayaklarından kazana soktum. Daha sonra dondurmayı tekrar erittim. Dondurucuya koydum. Ara sıra gittiğim zaman Maraş'a arkadaş ağzını yüzüne iki tane öyle vuruyorum. Evet. Sizin hayvanlarla aramız nasıl? Ay hocam bir dakika. Bana bak. Bu kameralara ben şey verdim mi? Filtre verdim mi? Nasıl çekiyorsunuz beni? Bana bak. Fikir mi? Yönetmenim, reji. Kızı ne yapıyorsun? He tamam annem. He. Güzel çekiyor. Tamam annem. Evet kongarımda yine enteresan bir haber daha var Seda Hanım. Ona da neymiş anneciğim? Müsaadenizle, yüksek müsaadenizle. Tabii. Okuyayım efendim. Babası arı, annesi köpek olan ilk resmi uçan köpek Jinjong. Ya beni ormanda rahat bırakın yalnız kalayım bari lo demiş. Ay var mısın? O çiçeği koklamaya yar, o çiçekten bal yapmaya yar. Ay o çiçeği koklamaya yar, var mısın söyle. Nasıl oldu annem? Çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz Seda Hanım size. Programı kapatmak durumundayım. Rica ediyorum sevgili hocam. Çok memnun oldum. Buradan da kokulu kokulu öpüyorum bütün hayvanseverleri anne. Programınızı dün akşam yazdım ama hala da ezberimi alamadım. Bir şiirle kapatmak istiyorum. Evet. Efendim bak ne diyor ünlü şair Nastasya Kinski. İstersen arı ol beni sok, istersen balımdan al dilim tok. Çiçeğimden bal almazsan zaten o çiçeğin de sahibi Eren derdi yok. Evet. Efendim haftaya tekrardan Emret Pongar'ımda görüşmek üzere. Allah.